Ders arkadaşlarım, 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü ehli imana kazandırabilen Leyla-i Berat'ınızı bütün ruhu canımla tebrik ediyorum. Bu gelen gece olan Leyla-i Berat, bütün senede bir kusli çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programın önünden olması cihetiyle Leyla-i Kadri'nin kusliyetindedir. Her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyla-i Berat'ta her bir amel-i salihin ve her bir harf-i Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sair vakitte 10 ise şuhur-u selasede 3 aylarda 100'e ve 1000'e çıkar. Ve bu kusli leyali-i meşhurede 10 binler 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Bediüzzaman Said Nursi. Mektup seneler önce gelmiş. Fakat farklı zamanlar ve mekanlar ehli hakikatın sohbetine ve nusiyetine mani değildir. Birimiz şartta, birimiz kartta, birimiz dünyada, birimiz ahirette olsak da yine manen sohbet edebiliriz diyor Bediüzzaman. Bu geceler bahardaki Nisan ayı gibidir. Senenin 365 günü de gündür. Fakat her bir gün bahardaki Nisan ayının günleri gibi çekirdekleri ve tohumları inkişaf ettirir ve büyütür özellikle değildir. İşte bu geceler çekirdek ve tohum gibi olan amellerimizin inkişaf etmesi, büyümesi ve çoğalması için gayet verimli bir zemindir. Bu zemini değerlendirmek gerekiyor. İbadet, istiğfar, tesbih, salavat tohumlarının birebir netice vermesini istiyorsak bu gibi gecelerde ekmemiz gerekiyor. Yoksa Nisan ayında tohumu tenekede bekletmek, kışın evde saksıda büyütmeye çalışmak kârafı değildir. Bu geceler hakkında Bediüzzaman diyor ki, bu geceler ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve ukrevi hasılat için gayet mümbit, verimli bir zemindir. Ve neşv-i nema-i amal için bahardaki mah-i nisandır. Amellerin neşv-i nema bulması, büyümesi, inkişaf etmesi için bahardaki nisan ayı gibidir. Evet, bu geceler fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat ebediyeyi kazanmun eder, kazandırır. Evet, Leyla-i Berat, Berat gecesi 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü ehli imana kazandırabilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfarla, salavat ile, kaza namazlarıyla bu geceyi değerlendirmek gerekiyor. Bu gecelerin değerini anlamak için sizi kitap okumaya havale edip Kur'an-ı Kerim ziyafetlerinden sonra günün sohbetiyle programımıza devam ediyoruz. Evet, bir hayat ki Tuğba ağacı gibi meyveler vermiş olur. Bir hayat ki hedefinde Kur'an ve Risale-i Nur'dan başka bir şey olmamış. Bir hayat ki neşeli iman dersleriyle millete adanmış. Bir hayat ki 30 yıldır bu hal üzere bu dava uğrunda ömür sürmüş. Şimdi yukarıda vasfını sıraladığımız hayatın sahibi Hasan Akar hocamızı Berat gecesinin insan psikolojisine katkısı olan günün sohbetini yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daim hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. İnşallah anlattığı gibi vasıfta oluruz. Size bir müjde söyleyeceğim. Bakın, size yapacağım konuşma 15-20 dakikalıktı.
konu şuydu. Berat gecelerinin insan üzerindeki psikolojik etkisi ve ben niye kendimi kötü hissediyorum? Fakat burada beklerken bir mesaj geldi, mail geldi. Bayağı duygulandım şimdi. 10 dakika evvel. Ondan biraz bahsedeceğim. Kendimi niye kötü hissediyorum ve Berat gecesinin psikolojisinden bahsedeceğim. Ne geldi? Çok tuhaf hayatımız var benim. Öğle namazından sonra cenaze merasimine gidiyorum. 4'te 5'te de düğüne katılıyorum. İkisinde de konuşmacıyım. Mezara indiriyorum bu elimle. Ötekileri de dünya evine götürüyorum. Tuhaf tuhaf uygular aynı gün. Şimdi de öyle. Uçaktan gelirken cam tarafında İstanbul Üniversitesi'nde felsefede eğitim görevlisi imansız bir insandı. Yeni yeni bir haftalık hadise. Şimdi mesaj atıyor. İstanbul'da mısın? Geleceğim yanına diyor. Ortada bir Kur'an kursu hocası. Arapçada okuduğu kitapların adedi belli değil. Ben de burada meşgul olurken kısaca anlatacağım. Gerçi konum bu değildi bakın. Hoşunuza gidecek de. Neyse tanıştık bu soldakiyle. Ben ne okuyorsunuz dedim. İnan hayran kaldım, hayret kaldım. Kitapların adını sayıyor. Saydı da saydı. Meğer o inkarcı da dinliyor, aşağıya bakıyor. Cam tarafı o. A, B, C. Bence değil. Sonra iyi maşallah hocam dedim ya. Çok hoş. İsim vermeyeceğim nerede kaldığını. Bu sefer sohbet edince o adam giriyor. Bu akşam gelecek olan zaten. Diyor ki, sözünüzü biraz dinledim diyor. Bayağı kitap okumuşsunuz diyor. Ona hitap söylüyor. Benim bir sorun var diyor. Tabii sorun diyor. Dedi ki, madem bu kadar kitap okudun, diyorlar diyor. Oysa kendi sorusu. Gidip de gelen mi var diyor ahirette. Ne dersiniz diyor. Bu kadar kitap okumuş. Diyor ki, ben de ne araba dedim, bizim ekmek parası burada çıkacak şimdi. Dedi ki, bu bir inanç meselesidir. İnanırsanız vardır, inanırsanız yok. O da dedi ki, bu böyle cevap olmamalı diyor. Ciddi bir mevzu, böyle geçiştirici bir cevap olmamalı. Derken devreye girdi. Çünkü benimle alakadar olduğu için bu mevzu girdi. Şimdi o zatı etkileyen örnekler malum siz. Risaleleri biliyorsunuz. O malum örneklerden hariç bir örnek verdim. Adam sarsıldı. Mesajda diyor ki şimdi galiba ahiret var. O günden bugün yatamıyorum. Ya varsa küfrü mutlaktan, küfrü meşbu. Yani mutlak inkarcılıktan şüpheye düştüm. O gün bugün uyuyamıyorum. Ya varsa. Neydi o örnek? Onu sarsan misal şuydu. Gerçi o toprağın dirilmesi şu bu falan söyledik ama bu demek ki onun hidayeti onunla alakalıydı. Şimdi Ahmet de şaşıracak, bu konu bu değildi. Dedim ki anne karnında 3 tane 200 kabul edin. 3 tane çocuk. 4 tane de oluyor. Tamam. Şimdi bir tanesi yarım saat önce çıktı. Aşağı doğru gitti. Çıkan dünyaya gelen telefon ediyor. Burada güneş var, denizler var, balıklar var, dağlar var, tepeler var. Bildiriyor içeriye. İçerideki ne der? Ya gidip de gelen mi var? Öyle bir şey olur mu? Kafayı mı yedin? Ne güneşten bahsediyorsun? Siz karanlıktasınız. Ne karanlığı? Karanlıkta olan karanlığı bilmez. Akvaryumdaki balık ıslaklığı bilmediği gibi. Kurulu bilmiyor ya. Peki, bakın yarım saat önce çıkan. Peki o içeride olan, yukarıda olanlar için o nerededir? Hala buradan aşağıya gitti işte. Nereye gitti? Yokluğa gitti. Burada değil ya. Burada değilse nerede olursa olsun yoktur. Varlık dünyası onun karnıdır. Ama dışarıdakinin dünyasını görüyor musunuz? Şimdi size bir telefon gelse.
başka şehirden. O konuştuğunuz şahıstan şüphe eder misiniz? Var mıdır, yok mudur? Annem, babam telefonla konuşuyor, telefon. Acaba ondan şüphe eder misiniz? Acaba var mı, benimle ciddi mi konuşuyor? Adamın veya hanımın annenin bir sesinden şüphe etmezsin, kesin olduğuna da diyor buna. İnsanın fıtratında olan beka arzusu, ebed arzusu, sonsuzluk duygusu, o telefon sesinden daha kesin değil mi? Telefon sesinden. Şimdi bakın. Benim bir sesimi duyan telefonda benden hiç şüphe etmez. Acaba var mı bu adam? Benle hayal edip konuşuyor demez. Kesin değil mi? Bir sesimden dolayı. Veya bir balık düşünün. Balığın kokusu var. Balığın kokusunu aldıktan sonra balık inkar edilir mi? İşte balığın kokusu balığa ne kadar kesin delilse, İnsandaki beka arzusu, ebed arzusu, sonsuzluk duygusu ahiretten geldiğini gösteriyor. Niçin? Çünkü bu özelliklerin dünyada yok. Mesela deseler ki sende beka arzusu niye var? Vallahi pirinç pilavı yedim de oradan gelmiş. Yani beka özelliği faninin özelliği olamayacağından, bendeki bir anda her yerde olma, sonsuzluk, ölmeme, her isteğim olması, bela ve musibetin olmaması gibi özellikler var mı yok mu? Bende var ama herhalde sizde de vardır. Peki bende beka arzusu faniden gelmiş olabilir mi? A şıkkı, B şıkkı. Şimdi demek ki sesle o adamın varlığı kesin olduğu gibi insanın beka arzusu da beka alemini gösteriyor. Nasıl ki telefonla aşağıya mesela bakın o içeridekiler diyor ki nereye gitti vallahi buradan aşağıya gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Aynen öyle değil mi? Toprağa giriş şekli. Toprağa giriş şekli de. Mezarda öyle değil mi? Buradan aşağıya gitti. Nereye gitti? Anne karnından nereye gitmişse buradakiler de oraya gidiyor. Neyse buna ait böyle insanın fıtratı ahireti göstermesi ile o insan çok etkilenmişti. Nasıl ki üzerinizde siz içmediğiniz halde sigara içen bir ortama gitsen, kahveye gitsen üzerinize sigara kokusu siner ya, bu neyi gösteriyor? Sigara içtiğin bir yerden geliyorsun. Ektar dükkanına gitsen güzel bir koku siner sana. Aynen bunun gibi de insanın bedeninin dışındaki her isteği dünyada yok. Ki oradan gelsin. Mesela bakın bir anda her yerde olmak istemeye var mı? Ölmemek istiyoruz. Ama böyle bir alemde değiliz. Demek ki cesedin dışındaki bütün yapımız, donanımız buranın malzemesi değil. Buralı değil. İşte bu adam diyor ki galiba ahiret var. Bir tanesi de vardı İstinye'de. Ömrü bunlarla geçtiği için. Dedi ki hocam galiba anlattığına göre Allah var. Bana da öyle geliyor dedim. Herhalde var gibi geliyor. Şimdi ben psikolojiye gireyim. Şimdi o güzel bir duyguydu. Şüphelenmiş şimdi. Ahiret olma ihtimali bayağı büyümüş. Aleminde büyümüş. Bu akşam inşallah kelime-i şehadet getirir. Allah nasip eder inşallah. Size dua edin. Şimdi psikolojinin geceniz mübarek etmiştik. Tebrik etmiştik. Gece hakkında zaten siz de biliyorsunuz. O bir Kadir Gecesi'nden farklı en büyük özelliği şudur. Benim çok hoşuma gidiyor. Kadir Gecesi'nden de daha emniyetli görüyorum. Berat Gecesi, sevap cihetiyle değil. Kadir Gecesi'nde sevap var. Sevap özelliği öne çıkmış. Berat da öyle değil. Berat bir sene bugüne gelene kadar çekirdeğini oluşturacak bu gece. Onun için çok önemli. Bunu söyledikten sonra ben şimdi sıkıntının temeline ait 2-3 tane örnek vereceğim ve çıkacağım. Bunu anlattıktan sonra bedenle ruh ilişkisini anlatayım. Şu binayı görüyorsunuz. Bu bina cesede benzer. Araba cesede benzer. İçinde siz oturuyorsunuz bina içinde ruha benzer. Şoför ruha benzer. Araba cesede benzer. Bu ceset benim gömlek gibi. Benim gömleğim. Gir içeriye benim atletim. Benim hayatım. Benim aklım. Benim ruhum diyen ruh değil. Şimdi sıkıntı, buhran, kendimi kötü hissediyorum, iyi değilim, panik atak, vesvese, benimin temeli şu. Kendinizi üçe ayırın.
benim nefsim, benim ruhum, ben diye üç ayrıdır. Şimdi bu Allah'a küfreder. Namaz olmadı diyor, abdestinde olmadı diyor. Bu da diyor ki olur mu ya, var diyor ya, sen ne yapıyorsun? Bakıyorsun sen, iki tane farklı kişiliği göreceksin burada. Niçin iki tane farklılık? Çünkü insan Allah'ın dışında arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, alem erba, alem imsal, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, ne aklınıza geliyorsa Allah'ın dışında her şeyin çekildiği insandır. Biliyor musun? Şeytanın dahi. O zaman bizde şeytan var. Bizde Cebraillik var ki akıl. Bizde Azraillik var, ruh. Bizde Mikail var, şuur. Bizde İsrafil var, hayat. Şimdi bunu nasıl yerleştirmiş buraya? Bakın bir misal vereceğim. Bir odunu düşünün, odun. Odun. Odunun içinde nur var değil mi? Yaktığınız zaman kibritle böyle. Odundan nur çıkar. Odunun içindeki nur ruha örnek. Misal. Odunun içerisindeki duman nefise örnek. Şimdi hayatta hiç odunun yandığını görmeyen adama nasıl diyelim ki ya bunun içinde duman var, bunun içinde nur var biliyor musun? Yani bir tanesi örten, duman örten, bir tanesi de nur açan. İşte oduna da misal bedendir. Bedenin içerisine ruhu nasıl yerleştirmiş? El cevap, odunun içerisinde nuru nasıl yerleştirmişse, bedenin içerisine nefis nasıl yerleşmiş, yani şeytan, odunun içindeki duman gibi. Sen şimdi şuna öz güvenin gelecek. Yani ben Allah'ın dışında yaratılan her şeyin çekirdeği. O zaman şeytanda da var bende. İnanın vallahi Allah şahit olsun, sizi kandırırım ama, haşa Allah'ı kandıramam. Bugün bana teklif gelsin, sen insanlıktan çıkacaksın, melek olacaksın. Vallahi billahi tallahi olmam. İnsan üstündür. Nasıl söylüyorsun bunu? Sen kendini ne kadar tanırsan kendine o kadar değer verirsin. İnsan kadar kıymetli hiç kimse yoktur. Şu ceset bile bunun kadar saydam, net, parlak bir ayna yoktur. Aynaya bakın, geçin. Suratınızı görürsünüz. Ama beden ise zina mı yapmış, içki mi içmiş, televizyon mu seyretmiş, faiz mi yemiş, namaz mı kılmış, simadan belli oluyor mu olmuyor mu? Beden kadar saydam, aynaya geçtiğim zaman duygularım gözükür mü? Hırslı, merhametsiz, zalim, hain, namazsız, yok gözükmez ki. Simam gözükür. Ama şu cesette ise ruhum yansıyor, ruhum. Ceset kadar saydam bir şey yok mu? Kendimizi üçe ayıralım. Bir, benim nefsim, yani odun içindeki duman, benim ruhum, ben olan ben. Şimdi buna uygulamalı bir tane yapayım. Almanya'da imamım. Lojmandan çıktım. Sünneti kıldık camide. Cami dolu arkası. Adam yemek yemiş zaten burasına gelmiş. Sünneti kıldık. Abdestin yoktur diyen yok. Farzı kıldırdım. Son sünneti kıldık. 20 rekat teravih kıldık. Selah Twitter'de bana diyor ki senin abdestin yoktur. Niçin yaptırıyor bunu bana? Cemaat benim abdestim yoktur biliyor musun? Deyip ulan seni camdan aşağı atarlar ya, dalga mı geçiyorsun ya? O kadar kıldık. Peki benim abdestim olmadığını söyleyen şeytan benim abdestsiz namaz kılmamı istemediği için midir? O ki benim abdestsiz kılmamı istemiyordu. Niye lojmanda demedin? Niye sünnette demedin? Niye farzda demedin de en dipte söylüyorsun? Ben de çıkacağım safsa. Hey acaba benim abdestim yok. Ben ne dedim? Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Her zaman abdestsiz olurum. Deyince bak olan bende daha serseri geliyor. Çekip gitti. Niye? Ayırdım kendimi. Ha, kendini kötü hissetmek niçin hissediyorsun biliyor musunuz? Bu dima sırf akıl yok. Burada 7 mertebe var. Bunu doktorlara anlatıyorum ha. Şimdi söylesem hastaneye şaşırırsınız. Hangi hastane meşhur insanlarla bu mevzuyu paylaşıyorum. Dima'da biliyorlar ki akıl var. Oysa şu dima'da tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izanite neyse. Şimdi arkadaşlar şeytan bakıyor. Şeytan bakıyor. Bir kıvılcım atıyor.
Bakayım bu balık gibi, yem gibi yer mi acaba? Kendinizi kötü hissetmenizin sebebi şu. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Düşünceler hislerinizi oluşturuyor. Hisler de sinirleri, sinirler kaslar, kaslar da iyiyim ya, göğsüm yanıyor, kendimi kötü hissediyorum. Bundan kaynaklanıyor. Hiç de öyle değil. Bakın, doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Ama abi ben kötü hissediyorum. O zaman doğru düşünmüyorsun demektir. Düşüncene hakim ol, diline hakim olursun. Demek ki, şimdi iki misal verdik. Bir, araba ile şoför. Bina ile insan. Binaya bakarak dışarıdan insanın içindeki duygularını anlamazlar. Bina cisede örnek, içeride oturan insan ruh. Demek ki ben buradayım. İkinci misalimiz ne oldu? Kainat insanın çekirdeği, insan çekirdek olmuş. Şimdi bizim doğru düşünce özelliğimizi bozan Dabbetul Arz'dan bahsediyorum. Ondan sonra tamam. Her seyrettiğimiz diziler, videolar, okuduklarımız televizyonu veya interneti kapattıktan sonra o kapattığımız gibi durmuyor. Burada aktif ediyoruz. O batınımızda daha önce seyrettiklerimiz, kötü düşünceler, evhamlarımız, beyinlerimizi aktif ediyor. Şimdi biliyor musunuz en masum gözüken haberlerle bile sihir yapıyorlar. Sihir, sihir. Şimdi ustad diyor ki hatırlarsınız Dabbetul Arz'dan bahsediyor. Dabbetul Arz insanın dişinden tırnağından ve kemiğine kadar yerleşir. Hadis-i şerifte diyor ki Dabbetul Arz'ı diyor Allah konuşturdu. Camiye gidecekmiş mescide. Herkes secdedeyken Dabbetul Arz sırtına şöyle yapacakmış. Münafık. Münafık. Kafir. Kafir. Haza mümin. Ustad da diyor ki beşinci şu adam. Müminler diyor imanı ve İslam'ın bereketiyle kurtulacaklar. Dabbetul Arz nedir biliyor musunuz? Bakın dişinden tırnağından kemiğine kadar yerleşecek diyor. O zaman kemikle alakalı bir şeydir. Şeytan kalbe musallat olur vesvese verir. Nefse emmare ve şeytan kafaya vehim verir. Vehim varı yokluk var gösteren düşünce. Dabbetul Arz ise sinirleri bozan işte panik atar, buhran, bunalım, depresyonun kaynağı o. Peki nereden geliyor o? Seyrettiğimiz videolarla 25. kare namı altında oradan bize sihir yapılıyor. Bak şu anda kulağım yandı sol. İnanın. Şeytan bunu istemiyor bilmenizi. Her seyrettiğimiz şey mutlaka bir yerimizi aktif ediyor. Bu evet şimdi benim kaç dakikam oldu? Fazla zaman almayacağım. Tamam tamamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. Allah iki can da aziz eylesin. Çok sorunlu olan o varsa ki belki arkadaşınız olur. Bunları anlatan bizim biliyorsunuz nurdersi.com'da site var. Bu buhran, bunalım, kendimi kötü hissediyorum veya ceset ruh ilişkisi böyle kendini tanıdın mı? O kadar emin basarsın ki yere ve mutlu olursun. Mutluluk bizim düşüncelerimizin elinde. Son sözüm doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Doğru düşünmek için de doğru yerde, doğru insanlarla beraber olmayı gerektiriyor. Bir daha söylüyorum. Doğru düşünmek için doğru yerde, doğru insanlarla beraber olmak gerekiyor. Allah'ın bereketi, lütfu üzerinize olsun. Ve afir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Paylaştığı için insan akardığımıza teşekkür ediyoruz.